18 aylıktı biz ilk teşhisi yaptığımızda. Kulakları duymuyor diye bir şeyimiz oldu. Acaba, çünkü her sese cevap vermiyordu. Kendi kendine gayet sakin oynayabiliyordu. Ama bizler seslendiğimizde bakmıyordu. Ve İstanbul Çapa'da ilk teşhis kondu. Otizm teşhisi ve iki birey olarak biz yıkıldık tabii. Eğitimi önce birebir, hiç konuşmaz ve işte küçüktü, dediğim gibi 2 yaş 2 aylıkken başladığımız için, hatta daha anne sütü alıyordu Süleyman, o kadar küçüktü. Hiçbir kelime, hiçbir şey bilmiyordu. Göz kontağı asla yoktu. Ağlama, işte stereotip dediğimiz stereo davranışlar vardı. İşte el çırpma, kendi etrafında dönme, göz teması kurmama. Uyku bozukluğu had safhadaydı. Korkunç günler geçiriyorduk. İnanmak, yani bu işe inanmak, eğitmenine inanmak, doktoruna inanmak, çocuğuna inanmak, kendine inanmak. Yani bu işten çok çabuk pes edenler de oldu ama bu bir maraton ve uzun bir soluklu maraton. Yani düşebilirsin, bıkabilirsin bu yolda ilerlerken. Fakat inanın ki ödün vermeden, aynı hızla, aynı şekle giderseniz muhakkak her çocuktan bir netice alacağınıza ben inanıyorum. Çünkü kendim bunu yaşadım, gözlemledim. O yüzden inanarak tedavilerine, eğitimlerine devam etmek çok önemli bence. Ben Süleyman Öztürk, ben okula gidiyorum. Ben arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum. En çok hangi dersi seviyorsun Süleyman? Fen. Fen ve teknoloji mi? Evet. Neden? Çünkü deneyler var. Vay, sen deneylerden hoşlanıyorsun demek. Hoşlanıyorum. Yabancı dilden hoşlanıyor musun Süleyman? Yabancı dillerden de hoşlanıyorum. Her dersi seviyorum. Bütün çocuklar okula gitmeli. Çok tamam, güzel söyledin. Aferin Süleyman. Aferin. Abi oldun işte. Harikaydı.